Kesinlikle benim burada vermiş olduğum tavsiyelere bakarak şeker hastasıysanız antrenman yapmayın. Bunları bir kenara yazın. Doktorunuza gidin. Antrenman yapmak istediğinizi söyleyin ve doktorunuzun size vereceği yöntemler, göstereceği yol doğrultusunda antrenman yapın. Çünkü benim konuştuğum kişiden aldığım bilgilere göre şeker hastalarının antrenmanı biraz sorunlu ve riskli bir konu. Arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize tekrar merhaba. Kusura bakmayın bugün biraz saçım başım darmadağın ama birazdan antrenmana gideceğim. Ve bugün iki defa antrenman yapacağım. Dün antrenmanımı kaçırdığım için. Bugünkü konumuz bana daha önce yine sizlerden gelen sorulara yönelik olarak şeker hastalığı ve antrenman. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden voiceover tarzına geçelim. Masa üstünde ben sizin için bir şeyler hazırladım. Hem onları gösterip hem de size kısaca konuyu açıklamaya çalışacağım. Burada gördüğünüz üzere diyabetes mellitus yani şeker hastalığının bilinen iki tipi mevcut. Birinci tipin tam olarak sebepleri bilinmemekle birlikte vücudun yeteri kadar insülin salgılamaması durumu. İkinci tipe gelince de ikinci tipin sebepleri hatalı beslenme, aşırı kilo ve buna bağlı olarak da hareket yetersizliği. Bütün bunların size şöyle söyleyeyim, insülin üretiminin yetersiz duruma gelmesine sebebiyet vermesi olarak açıklanabilir. Şeker hastalarının istatistiklere göre %5'i tip 1 diyabetes mellitus sahibiyken %95'i ise tip 2 sahibi. Şimdi daha çok genelde tip 2 sahibi söz konusu olduğu için biraz tip 2'de neler oluyor? Hangi sebepten dolayı sağlıklı diyebileceğimiz bir insan şeker hastalığına yakalanıyor? Bunun biraz arka planına birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi insülin bir çeşit taşıyıcı faktör, bir çeşit anahtar ya da size nasıl söylesem alınan karbonhidratların, alınan şekerin kaslara ya da aynı şekilde yağ hücrelerine saklanmasını sağlayan faktör. Şimdi şurada size basit bir çizim yaptım. Bunu damarlarımız olarak şu iki çizgiyi alttaki ve üstteki kabul edelim. Kısa çizgileri kanımız olarak, X'leri de kan şekerimiz olarak. Şimdi insülin ne yapıyor? İnsülin karbonhidrat alımından sonra biliyorsunuz karbonhidratlar kanımıza kan şekeri olarak aktarılıyor. Ve kanımızdaki kan şekeri insülin sayesinde yağ hücrelerine ya da kas hücrelerine aktarılıyor. Fakat biz çok fazla şeker alırsak, çok fazla karbonhidrat yersek, buna karşın hareket de edemezsek kan şekerimizi dengeli tutmak için bu sefer ne oluyor? Vücut aşırı derecede insülin üretmeye başlıyor. Fakat buna rağmen bu üretilen insülin yeterli olmuyor. Kas hücreleri ve yağ hücreleri diyor ki bana daha fazlası lazım. Ve öyle bir noktaya ulaşılıyor ki bu noktada vücut artık ben daha fazla insülin üretmiyorum demeye başlıyor. Ve bu noktadan itibaren insülin alınması gerekiyor. Yani dışarıdan biliyorsunuz şeker hastaları insülin iğnesi alır. Bu şekilde insülin almanız gerekiyor. Tam olarak ikinci tipte olan bu. Yani kandaki kan şekerinin aşırı derecede artmasından, vücudun aşırı derecede insülin üretmesinden dolayı bir süre sonra insülin üretiminin kesilmesi olarak söyleyebiliriz. Tabii ki şeker hastalarıyla daha önce de bahsettiğim gibi antrenman yapması kesinlikle normal insanlarla antrenman yapmasıyla aynı değil. Avusturya'da bunu nasıl yapıyorlar? Avusturya'da bunu doktorlarla birlikte yapıyorlar. Antrenman yapmak isteyen şeker hastası doktoruna gidiyor, durumu anlatıyor. Doktoru da şeker hastasının durumuna ve ağırlığına göre ona ilk evvela bir yazılımları var. Cep telefonunda kullanabildiğiniz bir app'leri var. Bu app'le kandaki şeker durumunu takip ettiriyor ve bu şeker durumuna göre alması gereken insülini tavsiye ediyor. İşte değerleri çok iyi bilmiyorum, sormadım da çünkü kişiden kişiye değişiyor. Adamın şekeri yüksekse şekerini düşürmesi için alması gereken insülini
ya da şekeri normal seviyede tutuyorsa insülinle ya da düşükse insülini ne kadar azaltması gerektiğini bu app sayesinde, bu program sayesinde takip ediyorlar. Programdan önce de aynı şeyi bir defterle yaparlarmış. Fakat dediğim gibi kesinlikle Avusturya'da antrenman yapan şeker hastaları doktoruyla görüşüp doktorunun tavsiyeleri ve ona verdiği teknikler yönünde antrenmanını yapıyor. Peki gelelim ne çeşit riskleri var? Bir de risklerine bakalım. Antrenman yapan bir şeker hastası için söz konusu olan. Antrenman sırasındaki risklerden bahsedelim ilk önce. Bir kere normal sağlıklı bir insanda olması gereken şeker değeri kandaki 120 ila 130 miligram desilitreye miligram. Eğer ki bu değerlerin altında ya da üstündeyseniz normal değerlerin dışındasınız demektir. Bunun da yine iki çeşidi var. Birincisi hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin desilitreye 70 miligramın altında olması durumu ki bu durum oldukça tehlikeli, insanı ölüme bile götürebilir. Yani size şöyle söyleyeyim, kan şekerinizin kesinlikle antrenman sırasında düşmemesi lazım ama aynı şekilde fırlamaması da lazım. İşte bunu ayarlamak zaten bir şeker hastasının antrenman konusundaki en büyük sorunu ve doktorlara ihtiyaç olan, doktorların tavsiyelerine, önerilerine ihtiyaç olan yerde burası. Yani normal bir insanla kıyasladığımızda şeker hastası için sorun antrenman süresince insülin seviyesini olması gereken durumda tutabilmek. Yani ne aşağı düşecek ne yukarı çıkacak. Kan şekerimiz düşükse şeker hastası olarak neler yapabiliriz? Bunlar iki tane standart tavsiye yine Avusturyalı doktorlardan. Fakat dediğim gibi kesinlikle şeker hastasıysanız antrenman yapmadan önce kendi doktorunuzla konuşun. Birincisi aldığınız insülin oranını düşürerek kan şekerinizin biraz yükselmesini sağlayabilirsiniz. İkincisi antrenman öncesi kanınıza hızlı karışabilecek karbonhidrat çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Mesela Avusturya'da bunun için kullandıkları dextro adı verilen Trabzucca diyorlar. Sanırım üzüm şekeri mi ne? Ben de çok iyi bilmiyorum. Şu şekilde kare şeklinde tabletler halinde satılır. Bu nasıl desem bizde var mı ona benzeyen? Hani şöyle taş gibi acayip şekerler vardı. Biz çocukken satılıp bileklik şeklinde falan satılırdı. Onlara benziyor. Öyle söyleyeyim. Bu şekerlerden kullanıp kan şekerlerini yükseltir. Tabii ki antrenmana girmeden önce bir ölçerler. Bakalım ne durumda. Bunu yapıyorlar. İkinci çeşit hiperglisemi. Bu da kan şekerinin desilitreye 250 miligramdan yüksek olması durumu. Burada da tabii ki insülin alarak kan şekerinizi düşürmeniz, normal seviyeye çekmeniz gerekiyor. Ki bu da yine riskli bir durum. Yani çok iyi ayarlamanız lazım. Öyle söyleyeyim. İkinci durum tabii ki birincisiyle kıyasladığımızda o kadar tehlikeli değil. Her ne kadar sorunlara yol açabilecek olsa da özellikle düşük olması durumunda tekrar uyarıyorum. Çok dikkat etmeniz lazım çünkü ölebilirsiniz. Yani ölüm riski düşmesi durumunda söz konusu. Evet, bunun dışında kısaca antrenman önerilerine bakalım. Antrenman önerileri neler? Bir kere şunu söyleyeyim baştan. Orada sizin için hazırladıklarımı okumadan önce ne yazık ki durum öyle gösteriyor ki şeker hastası olarak aşırı derecede sert antrenmanlar yapmamanız sizin kârınıza olan bir durum. Şimdi birkaç tane Rambo çıkacaktır aşağıda. Yok ben şeker hastasıyım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yapıyorsun ama nereye kadar? Yapıyorsun ama günün birinde ne olur kimse bilmez. Genel olarak antrenman tavsiyeleri şunlar. Antrenmanları tabii ki fitness ya da vücut geliştirme açısından baktığımızda ikiye bölüyorlar. Bir kardiyo, iki ağırlık antrenmanları. Ve bunları gün olarak da ikiye ayırıyorlar. En azından benim konuştuğum kişi bunu bu şekilde ayarlıyor. Ve kardiyo antrenmanlarını haftada 2-3 defa, ağırlık antrenmanlarını da yine aynı şekilde aşağıda da belirttiğim gibi bir saniye şuradan da göstereyim. Haftalık 2-3 defa ağırlık antrenmanlarını da yine haftalık 2-3 defa olmak üzere ayrı günlerde yapıyorlar. Bunun dışında kardiyo antrenmanlarında özellikle başlarken vücudu tanıma evresinde
20 ila 30 dakika arası normal bir tempoda, aşırı derecede abartmadan gerçekleştiriyorlar. Vücudu tanıdıkça, durumu tanıdıkça bu süreler tabii ki artabiliyor. Yani benim kendim yine antrenman yaptığım salonda tanıdığım bu kadının ilgilendiği bir şeker hastası çocuk var. Çocuk çıktığı zaman 60 dakika koşu yapıp tekrar geri gelebiliyor. Ama uzun zamandır spor yapıyor ve vücudunu çok iyi tanıyor. Yani ne kadar insülin alması gerektiği, neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ayrıca çocukla ilgili bildiğim bir şey daha söz konusu. Bu size bahsetmiş olduğum dekstro denilen şekerleri de sürekli yanında taşıyor. Ağırlık antrenmanları. Şimdi bu ağırlık antrenmanlarında benim sürekli kanalı açtığımdan beri propagandasını yaptığım kısa ve yoğun antrenmanlar kesinlikle şeker hastalarına uygun değil. Bir kere bunu belirteyim. Yani şeker hastasıysanız antrenmanlarınız o kadar yoğun olmayacak ve o kadar da kısa tutmayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki bunun mantığı nerede? Kısa ve yoğun antrenmanlarda enerji ihtiyacınız gerçekten aşırı derecede artıyor. Ve bu sebepten dolayı size şöyle söyleyeyim, kan şekerinizde buna bağlı olarak aşırı derecede yani kontrol edilemez denilecek şekilde aşağı düşüyor. Ve bu da bir şeker hastası için ölümcül olabilecek bir durum. Bu sebepten dolayı şeker hastası olarak tavsiye edilen tekrar aralığı hareketlerde 8 ila 12. Kullanılması gereken ağırlıklara gelince de optimalin de aşağısında. Yani şöyle söyleyeyim, kendinizi öldürmeyecek, kendinizi fazla zorlamayacak, normal bir zorluk seviyesine ulaşılabilecek antrenmanlar geçirmeniz gerekiyor. Bunun dışında antrenman konusunda ekstra olarak size söyleyebileceğim dikkat edilmesi gereken herhangi bir faktör yok. Videoyu bitirmeden önce şunu da tekrar belirteyim. Kesinlikle benim burada vermiş olduğum tavsiyelere bakarak şeker hastasıysanız antrenman yapmayın. Bunları bir kenara yazın. Doktorunuza gidin. Antrenman yapmak istediğinizi söyleyin ve doktorunuzun size vereceği yöntemler, göstereceği yol doğrultusunda antrenman yapın. Çünkü benim konuştuğum kişiden aldığım bilgilere göre şeker hastalarının antrenmanı biraz sorunlu ve riskli bir konu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.